Ve Besne halkı olarak Kültür Bakanlığı'na teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve şimdi coşkulu alkışlarınızla Sayın Yusuf Bayri Bey'i sahneye davet ediyorum. Coşkulu kocaman bir alkış. Coşkulu. Sayın Veli, saygıdeğer konuklar, saygıdeğer misafirler. Programa başlamadan evvel Beste 3. bu güzel bayram festivaline nedeniyle bulunmaktayız. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Kültür Bakanlığı Devlet Tutar Müziği Korosu Saz Sanatçılar Arkadaşlarımla birlikte hepinize saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi eğlenceler. Alkış tempo istiyorum. Sevdalar ayrılmasın, ayrılmasın.
Çok.
lütfen. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasıl? Parçalarımız güzel mi? Beğeniyor musunuz? Ama eşlik etmenizi de istiyorum arada bir. Efendim 27 UF 924 plakalı araç. Arabasını çekerse iyi olur çünkü bir hasta varmış, önünü kapatmış başka aracın. O arabası sahibi kişi yapsın. Hemen arabasını başla lütfen. 27 UF 924 plakalı araç. Canım diyeceksiniz. Son 2, 3, 4. Karaözüm habbesi. Gönlüm sevmez herkesi. Çok güzel. Olursa o kız olsun.
Esmerler kollardası, esmer sen güzelsin. Olursa o kız olsun. Evet. Esmerler kollardası, esmer sen güzelsin. Gelme bile küstüsüye, gelme bile küstüsüye. Bir öpücük vermedin, vallahi inandım size. Bir öpücük vermedin, vallahi küsmüşem size. Garipler mahvesine, esmer sen güzelsin. Orada bir garip ölmüş, ne canım. Kalkın gidek yasına, esmer sen güzelsin. Orada bir garip ölmüş, ne canım. Kalkın gidek yasına, esmer sen güzelsin. Gelme bile küstürsüye, gelme bile küstürsüye. Bir öpücük istedim hep beraber. Nişan üzgün var benim Urfa Zeynozim. Darmanıma dar benim Asyaf Zeynozim. Sen ağlan diye Urfa Zeyno. Zeyno dünya düşmanım benim vardır Zeyno. Sen ağlan diye Urfa Zeyno. Zeyno dünya düşmanım benim bestim Zeyno. Urfa Zeyno, Zeyno bestim Zeyno. Zeyno nişan üzgünü yaptırdım Asyaf Zeyno. Urfa'lı Zeyno, Zeyno Maraşlı Zeyno, Zeyno nişan üzgü yaptırdım Antep'li Zeyno. Eskiden diyor arkadan süflörlük yapıyor.
Asıl şöhretini sanırım ki bütün siyaset cambazlarıyla birlikte geçirmesinden edinmiştir. Kendisini cazgır diye tanımlar. Siyaset cambaz sahnesinin cangızı, cazgırı diye. Bütün siyasetçilerle çalışmıştır. Bütün siyasal parti liderlerine sunuculuk yapmıştır. Yaklaşık 5 yıl sanırım ki flash televizyonda program yapmıştır. Halen de TV8'in sanat danışmanıdır. Sayın Zenger gönüllü bir Besni elçisi olmayı üstlenmiştir Besni'ye gelerek. O bakımdan sanırım ki bizim bundan sonra sözcümüz olacaktır, elçimiz olacaktır. O kendisi yine bize önerdi. Dedi ki Ankara'da bir Besniler gecesi yapalım dedi. Yerini de sağladı. Kendi Zenger Paşa konağını bizim bir Besniler gecesi yapmamız amacına dönük olarak ayırabileceğini söyledi. Sayın Kaymakamımız burada, Sayın Belediye Başkanımız burada. Sanırım ki Besni'yi Ankara'da tanıtmamız gerekmektedir. El ürünleriyle, sanat ürünlerimizle tanıtmamız gerekmektedir. Buradaki ressamların Besni hakkındaki resimleriyle, fotoğraflarıyla tanıtmamız gerekmektedir. Bunu da tez elden yapmamız gerekmektedir. Orada gerek yabancı misyon şeflerine, gerek parlamentodaki siyasal parti temsilcilerine, Ankara'daki bütün sanat çevresine, kültür çevresine Besni'yi tanıtmamız gerekmektedir. Sayın Zenger'in konağında bunu hiç değilse sanırım ki 2001'e girmezden önce gerçekleştirelim diyorum. Bu konuda kendisi bize yardımcı olacaktır. Hepinizin adına Sayın Zenger'e Besni'ye hoş geldiği için, bizlerle birlikte bu bayramımızı paylaştığı için teşekkür ederim, hoş geldiniz diyorum ve sizi baş başa bırakıyorum. İyi akşamlar. Sevgili Besniler, yıllar yılı çeşitli başbakanlarla, Bülent Ecevit'le, Turgut Özal'la, sevgili ve kıymetli başbakanım Yıldırım Akbulut'la, Süleyman Demirel'le, kim varsa hepsiyle bu Anadolu'yu bir gezdik. 3-4 senedir de Doğu Anadolu'ya gelmemiştim. Bugün Besni'ye gelince aylardır içimize televizyonların koyduğu kara havadan kurtulduk. Yolda kızlarımız geziyor pırıl pırıl. Erkeklerimiz bir kişi rahatsız etmiyor. Türkiye'nin gururu, modern bir yere geldik. Yukarıda MHP'li gençler ellerini böyle yapıyor, yanındakiler böyle yapıyor. Kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Türkiye'nin, tam bugünkü Türkiye'nin gururu bir yer olmuş. Fakat gençlerimize bu bir eğitim semineri. Gençlerimize Ankara'da Besni'yi tanıtırsak, buradan yetişen birçok değerli insan kendi kıymetine uygun yerlere gidecektir ve bu insanlara her şey layıktır. Şimdi biraz sonra arkadaşlarımız hareketli bir parça çalacaklar. Biz kameralar TRT'de 3 gündür çekiyor, eksik olmasın. Hepinizi şöyle el vururken o parçayla bir çekeceğiz. Öbür gün bütün Türkiye Besni nasıl el ele, kol kola, omuz omuza, yürek yüreğe davranıyormuş görecek. İsterseniz bir deneme yapalım mı? Kültür Bakanlığı'nın hepsi birbirinden kıymetli saz arkadaşları eşliğinde. Karşıdan seyrederken hayran oluyordum. Sanatçı arkadaşımızın da pırıl pırıl bir sesi var. Evet, hazır mıyız? Vallahi hazır mıyız deyince şöyle stadyum dibinden bir sallansın. Hazır mıyız? Vay 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 vay. Evet. Kameraman arkadaşlar da hazır. Thank you.
insanı, Türk insanı, Türkmenlerimiz nasıl hala el ele kol kola birlikte aynı coşkuyla, aynı sevgiyle bu vatana bir ışık getirdiklerini görsünler diye yayınlamak için çektik. Kısacık bir şey, sağ olun, var olun. Efendim, eski Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'le gezdik. Sayın Süleyman Demirel, yanında da bir Kaya diye bir arkadaş vardı. Bu basın işlerine filan bakan. Bu Kaya da şişman, böyle iri yarı. Arabada ayağına bir yeni pabuç almış, şöyle kenarından fermuarlı. Gittik Menemen'e. Menemen'in girişinde Süleyman Demirel'in otobüsünün önüne koca bir dana yatırmışlar. Ama böyle yağlı, zağlı, zalim bir hayvan. Hayvan yerden kesecekler, şöyle başını dikmiş ta şöyle duruyor kafası. Otobüsün önünde işte getirdiler, davul zurnalar çalıyor. Bir yandan Süleyman Bey şapkası elinde halka böyle böyle yapıyor. Böyle. O arada bizim Kaya da inmiş, o dananın yanına çökmüş. Ayakkabısını çekmeye çalışıyormuş. Kasap başlamış, Kaya'nın kafasını sıvazlamaya. Süleyman Bey'e söylemiştim, dedi ki kasap Kaya'yla danayı karıştırmıştır. Danayı bırakıp Kaya'yı keserse ses etmeyedin demiş. Bu şekilde mesela Necmettin Erbakan'la da gezdik. Bu ses düzenlerini kurduğumuz için. Sayın Yıldırım Akbulut'la da gezdik. Bu yörelerde, bu yörelere geldiğimiz zaman yörenin insanından hangi siyasetçiyle gelirsek gelelim, Anadolu terbiyesinin icabı, coşku gördük, sevgi gördük, terbiye gördük. Yarın saat 3'te Kız Meslek Lisesi'nde bir konferans vereceğiz. Bu anılarımızı orada anlatırız. Sizi oraya bekliyoruz. Yarın saat 3'te Kız Meslek Yüksekokulu'nda. Hepinize teşekkürler ediyorum. Hep beraber bir daha müzikle beraber bir elimizi vuralım veda ederken. Erkal Bey, Erkal Bey, bırakmıyoruz sizi, bırakmıyoruz. Bu arada bizim fahri hemşerimiz olan Sayın Erkal Zenger'e, hemşerimiz Profesör Doktor Sayın Mustafa Altıntaş Beyefendi plaket takdim edeceklerdir. Evet, coşkulu bir alkış. Fahri hemşerimiz Sayın Erkal Zenger'e ve hemşerimiz Mustafa Altıntaş'a. Sayın Valimiz, sevgili konuklarımız, 3. Besme Kültür Sanat şenliklerinizi içten dileklerimle kutluyorum ve daha nice böyle güzel geceler nasip ediyorum. Hoş geldiniz. Yar yar dökmüş gülden, salınarak yere
Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Gece
Yücel Özbilgin ve bayramımızın geçen seneki organizatörü Sayın Nusret Demir'den bir telgraf. Kavun Karpuz Festivalleri yapma dururken Türkiye'ye örnek olacak eğitim bayramı yapan Besnili hemşerilerimi yürekten kutluyorum demiş Sayın Nusret Demir. Yöneticilerimiz yolda zannedersem. Bu arada ben fırsat bulmuşken programımızı, yarınki programı da sizlere sunmak istiyorum. Birazdan tabii ki ünlü ses sanatçısı hemşerimiz Sayın Mehmet Sezge'yi coşkulu alkışlarınızla aramıza davet edeceğiz. Yarınki programımız saat 6'da Zeugma gezisi var. Yalnız bu Zeugma gezisine isim yazdırılacak. Ancak sadece 3 tane otobüsle gideceğiz. İsim yazdıranlar gidebilecekler. Saat 10'da şehir stadyumunda cirit oyunları, yine Kız Meslek Lisesi'nde Hacivat ve Karagöz. Saat 15'te Besni Kız Meslek Lisesi salonunda gazeteci yazar Celal Başlangıç'ın söyleşisi. Saat 16'da Fahri Hemşerimiz Sayın organizatör yazar TV programcısı Sayın Erkal Zengel'in söyleşisi. Saat 17'de Milliyet Gazetesi'nden Sayın Duygu Asena'nın söyleşisi olacak. Daha sonra saat 20'de Tiyatro Besni Kız Meslek Lisesi salonunda Yılmaz Erdoğan'ın yazmış olduğu Kadınlık Bizde Kalsın adlı oyun. Ardından 21.30'da Besni Kız Meslek Lisesi salonunda Güldürü, 24'te Nemrut gezisi şeklinde olacaktır. Ve Besni Eğitim Vakfı yöneticilerinden Sayın Anlan Sabak, Mediha Bayri Bey hanımefendiye katkılarından dolayı plaket takdim edeceklerdir. Bu güzel plaketi veren çok kıymetli arkadaşımız efendim Besni Eğitim Vakfı yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bu plaketi saklayacağım ömrüm boyunca. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Ali Aslanbay da Yusuf Bayri Bey'e plaketlerini takdim edeceklerdir. Sayın Ali Aslan Bey'e de çok teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımı sunuyorum. Bu plaketi eşimin dediği gibi ömrüm boyunca saklamaya çalışacağım. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerden çok eğlendim. Beni çok mutlu ettiniz. Gerçekten bilmem bizler mutlu ettik mi? İnşallah böyle festivallerde arada bir görüşürüz. Saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sevgili konuklar, Kültür Bakanlığı Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosu ses ve saz sanatçılarını coşkulu alkışlarınızla uğurluyoruz. Önce sazlarını alalım. Sayın Mehmet Sezge'nin saz arkadaşları. Mehmet Sezge'nin saz arkadaşlarına da coşkulu bir alkış istiyorum ben. Kocaman, büyük. Bu arada müzisyen arkadaşlarımız gerekli hazırlığı yaparken ben tekrar programımız hakkında bilgi vermek istiyorum. Yarın yani bayramda toplanacak insanlar isimlerini yazdıracaklar. 3 tane otobüs gideceği için isim yazdırılarak ancak bu geziye katılabileceksiniz. Saat 10'da Besni Şehir Stadyumunda cirit oyunları gösterisi. Yine saat 10'da Besni Kız Meslek Lisesi salonunda İlköğretim Okulu öğrencilerine yönelik Hacivat ve Karagöz oyunu. Saat 15'te Besni Kız Meslek Lisesi salonunda gazeteci yazar Celal Başlangı. Sevgili konuklar, coşkulu alkışlarımızla Türkiye Radyo ve Televizyonlarının en büyük sesi.
yatalım, gece gündüz yatalım. Güzel nasıl sevdayım. Atam dedim atılmaz, satam dedim satılmaz. Gece gündüz yatalım, güzel nasıl sevdayım. Teşekkür etmek istiyorum. Bugünü bana yaşattıkları için. Hoş geldiniz. Kültür bayramınız kutlu olsun efendim. Sağ olun. Ne okuyalım değerli hemşehrilerim? Onu okuyacağız. Gölbaşına vardım okuyacağız. Ablam meyveyi getirdi. Üç yaşlarında bir erkek çocuğu bulunmuştur. Sahipleri gelip sahneden alsınlar. Üç yaşlarında bir erkek çocuğu bulunmuştur. Sahipleri gelip lütfen sahneden alsınlar. Efendim.